Efendim tüm konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Her birinizle tek tek konuşacağız. Her birinizi tek tek tanıyacağız. Ama izin verirseniz Ali Bey'le başlamak istiyorum. Hemen yanınızda bir mikrofon olması gerek. Ali Bey, ben yayından önce bir görüntü izledim. Arkadaşlarım bir görüntü izlettiler bana. Ateşte yürümekle ilgili bir görüntü bu. Siz de bunu yapıyorsunuz ve bunun öğretisini de veriyorsunuz diye biliyorum. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Bayağı bildiğimiz hani mangal kömürü tadında gayet güzel korlar var. Öyle değil mi? Ya az önce, yani yaklaşık 3 saat önce bir ateş yürüyüş seminerini bitirdik Antalya'da. Ve 150 kişi müthiş bir seminerden çıktı. Full gaz, full motivasyon. Siz ateşte yürüdünüz mü bugün yani? Bugün ben yürümedim. Ha, bugün yürümedim. Yürümedim. Buraya geleceğiniz için mi yürümediniz, hiç mi yürümediniz? Niye yürümediniz? Yani şimdi genelde yürüyoruz ama şöyle diyeyim. Seminerlerde, benim kendi verdiğim seminerlerde ben yürümemeyi tercih ediyorum. Çünkü odağım kendimden çok yürüyen arkadaşlarda. Peki Ali Bey, siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Biz insanların içerisinde zaten olan, belki insanların fark etmediği, belki unuttuğu güçlerini tekrar hatırlamasına yardımcı oluyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bu ateşte yürümek, başka örnekler de verilebilir belki ama hani şu anda onu konuşuyoruz. Evet. Ateşte yürümek yüksek bir motivasyonun ürünü müdür? Kısaca böyle tanımlayabilir miyiz? Yok, böyle tanımlayamayız derseniz buyurun siz tanımlayın. Yani şöyle diyelim, yani yüksek motivasyonlu olan kişiler mi yürür, yürüyen kişiler mi yüksek motivasyonlu olur gibi arada aslında ilginç bir durum var. Hı. Ve baktığınız zaman bu konuda mesela dünya rekoru kırmış kişilerin ilginç deneyimleri var. Mesela bakıyorsun, naylon çorap giymiş yürüyor, naylon çorabı yanmıyor. Ama yürüdükten sonra çorabı yaklaştırıyor kora, çünkü yaklaşık 400-600-800 derece civarında. Evet. Sorunuzun cevabı olmadı mı? Peki, hayır. O zaman şöyle sorayım. Siz insanlara ne yapıyorsunuz da insanlar kor ateşinin üzerine çıkıp yürüyorlar? Terkin veriyor. Ben bizzat bulundum sizin ateş yürüyüşünde. Hatırlarsınız belki beni. Vallahi. Şeyde Anadolu yakasında. Evet, ne oluyor? Çavuşbaşı'nda, hatırlar mısınız? Evet. Yani çok basit terkinler veriyor. Aslında son derece doğal bir şey. Olağanüstü hiçbir özelliği yok. Her insanın zaten yapabileceği. Hacı Bey, şimdi siz bana çok basit şeyler verseniz, telkinler verseniz ben de çıkabilir miyim mangal kömürüne? İstiyorsanız ve inanıyorsanız çok rahatlıkla siz de yapabilirsiniz. Ne yapıyor peki yani? Bizim orada kendisinden dinleyeceğim o grupta, de. Evet. Siz bir psikologsunuz. Evet. Evet, onun için bir sizden de duyayım istiyorum. Artık evet. Gördüm de diyorsunuz. Buyurun. Gördüm. Bizzat evet. Ben kendim gördüm. O grupta yaklaşık 100 arkadaşımız vardı. Bunların 90'ı yürüdü. Ve yanmadı, olmadı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bir şey de olmadı. Oradaki arkadaşların hepsi de şunu ifade etti. Aslında o kadar basit bir şeymiş ki. Yani tamam, bazı hazırlıklar yapıyorlar. Mesela yürümeden önce ayaklarını suya falan sokuyorlar. Bazı tedbirleri alıyorlar falan ama. Kim soktu? Sokanlar olmuş, ben öyle duymuştum yani. Canım, o soktuğunuz su orada kalmıyor ki. Evet, buyurun. Yani, şimdi zaten bizim savunduğumuz da o. Gerçekten basit bir şey. İnsanlar yapabilir. Basit bir şey yani. Yani bu atla deve değil. Bir tek şunu hatırlatıyoruz insanlara. Sizin içinizde çok güç var. Lütfen bunları hatırlayın. Yani şimdi, hayatta çok şeyi başarabilirsiniz. Kendinize sınırlar koymayın. Kalıplarınızın birazcık dışına çıkın. Evet, yani beyin vücudumuz üzerinde etkili. Hastalıklarımız üzerinde etkili. Bu bilinen bir gerçek.